Cümleten selamun sevgili dostlar. Sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. İlginç bir konuyla karşınızdayım spor yasası. Geçtiğimiz günlerde ben size söylemiştim. Bu çok sular götürür demiştim. Bu çok sular getirir demiştim. Bu hatta e, yanlış anlamayın 2023 diyebiliyorum seçimi. Hani seçimlerde genellikle bizlere de görev verdikleri için az buçuk e, şey yapıyoruz. Benim bildiğim kadarıyla 2023'te seçim, daha öncesinde bir seçim yok. Bu iş seçim propagandasına dahi döner demiştim. Beklediğimden çok daha ağır oldu. Yani çok daha ağır oldu. Şerefsizler, namussuzlar sözleri havalarda uçuşmuş herhalde. Baktığım kadarıyla tam detayına giremedim ama şimdi sizlerle birlikte detayına girelim. Öncelikle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sallı Hacıvertik Kulüp'le ilgili açıklamalarda bulunurken ezeli rakiplerine de göndermelerde bulunmuş. 2 yıl boyunca tesislerde fair play şeref bayrağı dalgalanacak. Lefter Deyazı, defteri Küçük Andavya tesislerinde ve açıklamalarda bulunmuş arkadaşlar. E, tüm spor branşlarında Fenerbahçe'nin önde olduğunu söylemiş. 28 şampiyonluktan bahsetmiş. Ve Fenerbahçe Spor Kulübü tarihsel olarak en büyük rakiplerimiz bile futbol dışı branşlarda vizyon, strateji, yaklaşım, yatırım seviyelerini küçültürken Fenerbahçe'miz tüm zorluklara rağmen elinden gelen en iyisini yapmak dünyanın en başarılı spor kulüplerinden biri olmak için futbol dışı alanlara yatırım yapmaya devam etmektedir demiş. Ali Koç'un konuşmaları. Bakın ülkemiz için can verdik. Fenerbahçe bir spor kulübüdür. Hatta Fenerbahçe bir spor kulübünden de ötedir. Fenerbahçe'miz bir genç cumhuriyetin, bir ülkenin kurtuluşunda ve kuruluşunda roller, vazifeler edilmiş. Ülkesi için canını vermiş bir kulüptür. Bilmeyen arkadaşlar araştırabilirler. Fenerbahçe'nin kuruluş amacı dahi futbol değil. Hani bizim kanalımızın kuruluş amacı da aslında Fenerbahçe değil. Yardımlar yapalım, gençlerle muhabbet edelim. Çünkü gençler çok büyük bataktalar. Yani sigara, uyuşturucu, daha beterleri gibi bataktalar. Hem muhabbet olsun, hem gırgır gır şamat olsun, hem 3-5 kuruş toplarsak bir şeyler yapalım, yardımlarda bulunalım, şöyle böyle diyeyim. Fenerbahçe'nin kuruluş amacı da aslında ülkeye yardım. Yoksa top mop amaçları değil Fenerbahçe'nin kuruluşunun. Bunu araştırmanızı öneririm çünkü çok uzun bir konu. Devam edelim. Bilmeyenlere söyleyeyim. Kuruluş amacımızda yer alan beden ve fikir eğitimini yaygınlaştırmak, vatan gençlerini hayat mücadelesine, sıkıntılara ve askeri seferberliklere hazırlamak şeklinde başlayan ilkemiz, Cumhuriyetimizin ilanıyla birlikte atamızın işaret ettiği zeki, çevik ve ahlaklı sporcular yetiştirmek şeklinde vuku bulmuştur. Kuruluşumuzdan bugüne bu şekilde devam etmektedir. Bundan sonra da böyle devam edeceğinden şüpheniz olmasın diyor. Zaten Fenerbahçe tüzüğünün maddelerine bakın. İlk maddesine bakın. Vatan gençlerini, vatan savunmasını hazırlamak. E dünyada böyle bir takım yok ya. Burada son 6 olimpiyatı ülkemizde 520 sporcu. Bu 520 sporcunun 90'ı Fenerbahçe sporcusu diyor. Bana göre az. Ülkemiz için de çok az. Hani diyor genç bir büyük nüfusumuz olmasına rağmen az. Son 6 olimpiyatta ülkemiz 45 madalya almış. 5'ini Fenerbahçeli sporcular kazandırmış diyor. Bence Fenerbahçe sporcular için de az. Ya böyle giderse zaten sadece Fenerbahçe sporcular alacağı benziyor. Çünkü çok engeller var. Hani genç bir ülkemiz var. Ülkemizi tanıtmak için gençlere yatırım yapmamız lazım. Fenerbahçe 9 branşta faaliyet gösteriyor. Kulüp de var. Yani adı var, faaliyeti var. Binlerce sporcusu var. Spor okullarımıza birlikte 16.611 sporcuya ev sahipliği yapmaktayız. Bu sayı Fenerbahçe'nin ülke çapında dokunduğu sporcu sayısı diyor. 28 şampiyonlukla Türkiye'nin en fazla şampiyonluğu olan takımı Fenerbahçe futbol takımı tarihten bugüne sarı lacivertleri la, lacivert la, sarı lacivertimizi kalplere kazıyan başlıca unsur diyor. İftar yaklaşıyor. Ben de biraz kelimeleri karıştırmalı herhalde. Yani şu anda Mecliste Spor Yasası konuşuluyor. E, bunu atlayacağım. Fenerbahçe'miz e, Şimdi spor yasasına ilgili açıklamaları var koçum. Ben direkt oraya atlayayım, oradan sonra buraya döneyim. Eğer aynı cümleler varsa tekrar etmeyeyim diye atlıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ya spor yasasına ilgili çok ilginç sözler var. Diyor ki, hani spor federasyonu kanun teknikle ilgili açıklamalarda bulunmuş. Şu an meclise spor yasası görüşülmektedir. Biz spor kulübü özellikle süperlik kulüpleri olarak endişelerimizi anlattık. Evet görüştük. Dinlendik mi? Kale alındık mı? Hayır. Siyasetçiler kulüplerimizin görüşlerini aldık diyebilirler. Evet, aldınız, uyguladınız mı? Hayır. Nihai taslak seviyesinde görüşlerimiz var mı? Hayır demiş. Ayrıca bizlere gönüllülük esasıyla bu kadar mücadele verirken, çabalarken, fedakarlıklar yaparken bir de yetmemiş gibi bir milletvekilimiz tarafından şerefsizler, namussuzlar olarak tarif edildik diyor yani direkt ağzından bu kelimeler çıkmış şerefsizler namussuzlar diye. Bu işin uluslararası ayağı var diyor. Hani bu kanunun çıkması halinde UEFA ve FIFA ile sıkıntılar yaşayabileceğini söyleyen Ali Koç saygı duyduğumuz eski bir futbolcu finansal konularda denetlemede kulüplerin geldiği durumla ilgili söyleyecek hiçbir lafım yok. Kulüpler olarak yasaya karşı değiliz. Bu şekilde ele alınmasının, çıkmasının ileride çok büyük sakıncalar doğuracağına şüpheniz olmasın. Bu işin bir de uluslararası ayağı var. Orada da zaman içinde neler olacağını göreceğiz demiş. Şimdi bunu ben detaylıca işleyeceğim. Ee, Saffet Sancaklı sanırım milletvekili onun açıklamaları var. Ali Koç diyor ki yani şu an mecliste spor esası konuşuluyor. Kulüplerimiz büyüğü, küçüğü, İstanbul, Anadolu, futbolu, futbol dışı branşlar hepimizin çok ciddi mali sorunlar yaşadı. Pek çok kişi tarafından batak şirketler tarif edildi. Maddi sıkıntıları büyük yük olmuş ülke ekonomisindeki gelişmelerin e, maddi sıkıntıları daha da arttırdığı bir dönemden geçmemize rağmen Fenerbahçe'miz tüm zorluklara rağmen tüm fedakarlıklara yaparak Türk spor için geri çalışmaktan geri durmamıştır. Ya, tarihsel olarak en büyük rakiplerimiz bile futbol dışı branşlarda hani vizyon strateji seviyelerinde küçülürken Fenerbahçe devam etti. Hani Fenerbahçe'mizin bu kadar halka sirayet etmesi toplumun bir parçası olması ülke coğrafyasında izinin büyüklüğü bütün bunları sağlayan yegane şey kuruluşundan beri pek çok branşta on binlerce sporcu yetiştirmesi ve kayıtsız şartsız vatana bu millete adamış olmasıdır kendine. Söz konusu vatansa Fenerbahçe'dir için gerisi teferruattır diyor. Atatürk'ün hangi takımı tuttuğu değil hangi takımın onun yolundan yürüdüğü onun ışığında olduğu önemlidir. Bu konuda da herkeste yarışmaya hazırız diyor. Ali Koç. Saffet Sancaklı'dan spor yasası açıklaması. Şimdi e, ben şunu söyleyeyim. Asıl bu kısım önemli. Asıl bu kısım önemli. Şimdi ben Kayseri'den biliyorum. Kayseri'nin bir tane e, iktidar değil de diğer partinin milletvekili vardı. Bir cümle sarf etmiş. Hani ekonomiyle ilgili bir cümle sarf etmiş. Yani tam cümleye hakim değilim ama hani ekonomi durum kötü mü demiş. Vatandaş kötü durumda mı demiş. Disiplin sevgi oldu, şöyle oldu, böyle oldu, istifa etti falan filan. Kayseri çalkalandı yani. Kayseri'de çok ciddi bir şey oldu. Dediler yani adam yalan mı söylüyor falan filan gibisinden. Şimdi Saffet Sancaklı da aynı partinin milletvekili yani o Kayseri Milletvekili'nin şey yaptı. Spor yasasıyla ilgili çok açıklamalarda bulunmuş. Şimdi ben açıklamaları okumadığım için doğrudur yanlış da demiyorum. Birlikte okuyalım, birlikte karar verelim. Puş, uyuşturucu, şike, teşvik kanunu, aykırı bir bahis gibi birçok suça karışmış kişiden artık federasyon ve spor kulüplerinde yöneticilik yapamayacağını açıklamış. Çok güzel. Yani bu tip suçlar zaten yüz kızartıcı suçlar. Ee, ne demiş? Belli suçlara karışmış kişilerin hayatları boyunca hiçbir spor branşında, federasyonda, kulüpte yöneticilik yapamayacağını belirtmiş. Olması gereken bu. Yani çok özür dileyerek söylüyorum. Bir pedofili e, nasıl diyeyim size yani küçük şey, yaşların sapıklığını yapan arkadaşlar bir kulüpte rol alsalar hoşunuza gider mi? Herhangi bir kulüp ya fark etmez. Yani ya da neyse. Diyor ki Niye yasanın çıkması gerektiğinden başlamış. 2016 yılından bu yana bu yasanın çıkması gerektiğini söyledik. Ben milletvekili olmadan önce bu yasa çok kez buraya gelmiş ama bir türlü yasalaşmamış. Yani Türk sporu futbolunu yöneten kişiler kimler? Sporun içinde olmayan yönetmeye geliyor. Yöneticilik yapan herkese lafımız değil. Futbol popüler diye oradan konuşuyorum diyor. Keşke bu yasa daha önce çıksaydı. 5 takım hariç kulüplerimizin büyük çoğunluğu borç batağına saplanmış durumda. 31 Mayıs 2021 tarihinde olan rakamları söylüyorum. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un toplam borcu 17 milyar lira. Gerçi Trabzon'un kalmadı herhalde borcu ama. Yani biz öyle biliyoruz. Yok ama zarar açıkladılar. 400 milyon zarar açıkladılar. Ee, niye biz öyle biliyoruz? bir milletvekili ya da belediye başkanı çıktı. Bütün borçlar silindi gibisinden bir şey söyledi de yanlış hatırlamıyorsam. Galatasaray'ın açıklaması var ama Galatasaray'ınki de eksik. Hani futbol AŞ ile dernek AŞ'yi tam açıklamadılar. Yani futbol AŞ'yi açıkladılar, derneği açıklamadılar diye biliyorum. Neyse devam edelim. Bu 7 milyar lira borç var diyor. Geçen sene bu zamanlarda bu kadardı. Sonradan kur farkı transfer dönemi araya girdi. 1 Aralık 2020 tarihi. Yani 5 ay önce 4 kulübümüzün borcu 26 milyar lira olmuş. 9 milyar TL. Şaka gibi. Yani Mayıs'ta 17, Aralık'ta 26. İnanılır gibi değil. Kulüpler bu borçlarını yasal olarak banka faizlerini ödemek isteseler eğer %20-25 faizleri hesaplarsak senede 8-9 milyar lira faiz parası ödemek zorundalar. Mümkün değil. Bunu çıkaramazlar. Dört büyükler dahil kulüpler anahtarlarını valiye teslim etmek üzereler. Yani borca batık durumda diyor. Ali Kuş doğru söylüyor. Acı gerçek bu. Bu yasa çıkmasın diye çabalayanlara soruyorum. Ülkemizin göz bebeği milli takımımızın durumu ne şu anda? Dünya Kupası'na katılamadık. Avrupa'ya katılamadık. Sıfır puanla sonuncu olduk. Uluslar Ligi var. Faroe Adaları, Lüksemburg, Litvanya, Kıbrıs, Rum Kesimi, Cebel Tarık gibi takımlar var. Türkiye bu takımlarla aynı grupta ise Türkiye'de oyunculara 4-5 milyon euro paralar neyin nesi? Hepimizin bununla pis kokular geliyor. Bu yasayı birlikte çıkaracağız demiş. Şimdi bırakın Avrupa kupalarında derece almayı. Men cezası aldı. Ceza var. Transfer yasağı aldı. Kim aldı? Kimse transfer yasağı falan almadı. Yani herhalde burada Saffet Sancak şunu söylemek istiyor. Yani Avrupa'da dereceyi geçtim. Men cezası alındı. Ceza var. Transfer yasağı var ama birileri hani hatır gönül işi mi yaptı demek istiyor. Tam anlamadım. Tekrar belirtiyorum ben yabancı oyuncuya karşı değilim. Ben Türk futbolcusunun çok yetenek bulduğunu bırakın Türkiye Ligi'nde oyuncu yetiştirmeyi, Avrupa'ya oyuncu yetiştiririz. Alakasız yoldan bulduğumuz adamları getirirseniz bu duruma düşersiniz. Kriter koyacağız. İngiltere kurallar koymuş ve kötü oyuncu alma şansı yok. Biz de kimi yakalarsan al gel var demiş. Ama ben şu transfer yasa cezası, Avrupa men cezasını merak ettim. Yani kim almış? Niye Bizi, bizim haberimiz yok? Yayın gelir 16-17 sezonda 590 milyon dolar. Aradan 5 sene geçti yeni teklif verildi. 100-120 milyon dolar arası. Hani kesin değil daha bu diyor. Futbolun kalitesi düştü. Federasyonda olan kavgayı görüyorsunuz. Bu kadar tesis, stat yapıldı. Para var. Yasada 60'a yakın madde var. Kulüp başkanları, yöneticileri bulundukları dönemde fazla olan borçtan sorumlular. Bir kulübe 100 lira bütçesi var diyelim. %10 borçlanma hakkı var. 110 lirayla kulübü yönetecek. 120-170 lira yaparlarsa o parayı cebinden verecek. Vermezse mal varlığına el koyulacak ya da hapis cezası. Canı sıkılıp menajerle birlikte olup ceplerini dolduramayacaklar. Bakın <laughs> ben kimse hakkında iftirada bulunmak istemem. Oruç ağzımdan şey yapmam. Ama sizin bilmediğiniz o kadar dümen var ki futbolda. Hani falanca başkan o efsane başkandır o şampiyon yaptı şu kulübü dediğiniz başkanların aslında şampiyon yapmayıp başka şey yaptığını ...şahit olabilirsiniz. Ee, i̇kincisi diyor... ...sporu sporun dışındakileri yönetiyor. 64 tane federasyon yöneticisinin... ...64'üne de şunu koyduk. Yani 11 kişilik yönetimde... ...en az o branşta milli olmuş. O branşta milli olmuş 2 tane sporcu olacak. Bu arkadaşlar başarılı olur. Tabii bu neyi getirecek ben araştırdım. Dünyada hiçbir ülkede böyle bir kanun yok. Türkiye'de ilk olacak diyor. Mesela... Rahmetli Naim Süleymanoğlu, Türkiye Halter Federasyonu AS Başkanı seçildi. Yanılmıyorsam bir buçuk ay sonra Dünya Halter Federasyonu seçimleri var. Fakat Naim Süleymanoğlu öyle bir halterci ki 100 yılın en iyisiydi. Yani olimpiyat rekoru kıran bir Türktü. Dünya Olimpiyat şey, Dünya Halter Federasyonu Başkanı Naim Süleymanoğlu'na mektup yazdı. Lütfen gelip Dünya Halter Federasyonu'nda AS Başkanı olur musun diye davet ettiler. Ve o da AS Başkanlığı yaptı diyor. Yani uzun yıllardır bunu unutmaya çalışıyorum diyor. Efsane futbolcu şeyler sporcular gelsin öyle yapsın. Temiz Eller Operasyonu başlıyor. Üçüncü olarak madde spor kulüplerine üçüncü madde spor kulüplerine spor kulüplerinde başkan veya kurul üyesi olabilecek. Belirli suçlarda mahkum olmak şartı getirilmektedir. Bu suçları işlemiş adamlar hayatları boyunca hiçbir spor branşında spor kulübünde hiçbir federasyonda yöneticilik yapamayacaklar şikayet ediyoruz ya arızalar gelip spor yönetiyor, spor yöneticisi oluyor. Adam kendine gelip temizlemeye çalışıyor. Suç işlemiş, ceza almış, kendini gelip spor kulüplerinde temize çıkarıyor. Var. Mesela ben size yurt dışından bir örnek vereyim. Abramovich Chelsea altına ne dediler? Kara para haklayacak dediler. Ya da bir başkan, bugün Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın başkanı seçilsin, geçmişi kirle dolu olsun. Kimsenin umurunda değil. Ha, kasten işlenmiş suçlardan diyor. Bir yıl ceza almak, devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzeni bozma, ihaleye fesat karıştırma. Yani hemen hemen kimseyi bulamayacaklar. Çünkü şike, teşvik, kanuna aykırı bahis, şans oyunları. Daha geçen gün Erman Toroğlu'ydu. şikeyle ilgili bir açıklama yaptı. Ondan önce e, Mesut Bakkal'ın kitabında yazanlar. Bakın arkadaş. Mesela bu isimler yani Federasyonda da görev almasın, milli takımları çalıştırmasınlar, dış bir yerde yer almasınlar. Ama tabii bunları sayıyorlar mı bilmiyorum. Menajerler oyuncularla bir kontrat imzalıyor, ömür boyu esir tutuyorlar. Yani kontratı yaptırmış, ömür boyu peşini bırakmıyor. 2 yıla düşürdük bu kontratları. İki yıl sonra memnunsa oyuncuyla menajer devam edecek, değilse etmeyecek. Oyun, burada ana şey oyuncuyla kulübün yaptığı kontratlar bakanlığa gidecek artık denetim için. Yani ikinci bir kontrat yapılmasın diye bakanlığa giden kontrat aynı federasyona gidecek tek bir kontrat bilinecek. Ya Galatasaray size diyor yani. Diyordunuz ya menajer ücretini 10 bin TL verdik diye. Sonra da çıkıp sanki başkası yapmış gibi. <laughs> Allah Allah hangi aptal buna inanır? Kim 10.000 bin TL vermiş deyip gerçek rakam açıklayıp 10 milyon euro verdik demişti. Mesela film çevirdin ikinci bir kontrat yaptınız işte o zaman yandınız. Ne diyor yasamız? Menajerin menajerlik faaliyeti ömür boyu bitiyor. Mesela Mesut Özil için Fenerbahçe'den de örnek vereyim. Ne diyorlar? İşte 3 kulüpten alıyor, 5 sponsordan alıyor. Yapamaz. Ya da Galatasaray teknik direktörünü 1905 TL'ye çalıştırdı. Ülkede asgari ücretin altında işçi çalıştırmak çok büyük cezadır kanunen. Bize ne arkadaş? Bize ne? Yani bize ne 1905 TL? Gidin kendi aranızda anlaşın. Açıklamanıza gerek yok. Ama bunu 1905 TL olarak açıkladıysan bu suçtur. Son olarak da bir siz mi şereflisiniz diyor. Geçmiş borçlarını ödemeleri lazım. Doğal olarak 15-20 tane yabancı almayacaklar. Ne yapacaklar? Alt yapıya yatırım yapacaklar. Bizim Türk çocuklarına yatırım yapacaklar. Birkaç sene sonra göreceksiniz. Oyuncu fışkıracak Türkiye'de. Ya görmüyor musunuz? 16 yaşına çocuklar şu anda Galatasaray, Fener'de, Beşiktaş'ta oynuyor. Bu çocuklar oynar ama onları alana bırakacaksın. Çocuk geliyor, yetişti, yetişiyor. 8 yaşında başlıyor, geliyor 18-19 yaşında gelip bakıyor ki takımda 16-17 tane yabancı var. Çekiyor, dönüyor, gidiyor, küsüyor. Ne oldu? Şimdi bu ardalar falan çıktı. Bu genç çocuklar aslan gibi oynuyorlar. Gençlere bu fırsatı vermemiz lazım. Biz şu anda bu kanunla kulüplerin altyapıyı zorlayacağız. Eğer altyapıyla uğraşmayan, oyuncu yetiştirmeyenin kimse orada yöneticilik yapamayacak. Başkanlık yapamayacak. Çünkü beceremeyecek. Bu arkadaşlara buradan söyleyeyim diyorum ki siz bu yasayı çıkarırsanız eğer yönetecek adam bulamazsınız. Başkan ve yönetici bak bu Türk milletine saygısızlık yapmayın. Buradan hepinize söylüyorum. Türkiye'de 500 tane 1000 tane şerefli adam yok. Bir siz mi şereftesiniz diyor. Buradan da e, Ali Koç ve kulüpler bilimindeki diğer kulüpleri diyor. Yani uzun lafın kısası. Durum bu. Peki Mustafa hocam. Senin fikirlerine saygı duyarız. Allah razı olsun. Senin görüşlerini önemseriz. Sen ne diyorsun spor yasasıyla ilgili? Ben şunu söylüyorum. Benim anladığım spor yasası olması gereken şey. Yani kulüpler birliğinin karşı çıkmasını anlamıyorum. Anlamıyorum. Galatasaray şampiyon olmak için federasyonu ayartacak. Misal veriyorum. Yanlış anlamayın bunu. Çok net bir örnek veriyorum. Çok net. Federasyonu ayartacak. Federasyona diyecek ki biz işte futbolcumuzdan 3 milyon euroya sözleşme imzalayacağız. Ama 3 vermeyeceğiz. Futbolcumuza 500 bin vereceğiz. Kalan 2,5'u size vereceğiz. Bu şike değil midir? Şikedir. Yıllarca bu yapıldı mı? Rigobert Sonk'un parası Deniz diye teşvik olarak gitti denildi. Kimsenin umurunda olmadı. Olmadı. 3 Temmuz'dan ilgili işte 2010 ile ilgili atıp tutar insanlar. Şöyle böyle falan filan. E, Sivas Başkanı çıktı dedi ki Trabzon'dan bize dedi. Hamsiler geldi. Trabzonlular çıktı dedi ki tarlalar sürülmüş bilmem ekinler şöyle yapılmış böyle yapılmış. Yeni yasaya göre bu cümleleri kullanman dahi şike. Bak Fenerbahçe'yi de dahil ediyorum. Yani onu bunu demiyorum. Fenerbahçe'yi de dahil ediyorum. Anlatabiliyor muyum? En önemli özellik şu. La kulüpler batakta. Batmış. Ne demek 5 milyar, 7 milyar, 9 milyar borçlar ne demek? Nasıl ödenecek bu borçlar? O yüzden adamlar diyor kulüplerin satışını öngörüyoruz. Satılsın. Gelen başka. Hani Ali Koç ben burada başkanlık yapmak istemiyorum. Ay, buyursun gitsin. Buyursun gitsin. Kimse başkan olmak istemez diyor. Ed olur. Okullarda mesela çeşitli şeyler var. Kimse müdür müdür yardımcısı olmak istemiyor mesela. Müdürler müdür yardımcıları sorumlu birçok olaydan. Hani okul okulu yöneten onlar. Kimse olmak istemiyor. İstiyor. E, belediye başkanları sorumlu değil mi? Sorumlu. Ben şunu söyleyeyim abi. Bak ben şunu söyleyeyim açıkçası. Benim mantığıma yatıyor bu kulüpler yasası. Şimdi Hükümet çıkarttı, devlet çıkarttı. Umrumda değil. Kim çıkarsa çıkarsın. İster muhalefet ister şey çıkarsın. Umrumda değil. Adam diyor ki ne kadar kazancın var? 1 milyar lira. Yıllık gelirim 1 milyar lira. 1 milyar 100 harcayabilirsin. Onunu geçersen zarardan sen sorumlusun. Cebinden ödeyeceksin. Ha hocam mesela benim anlamadığım şu diyeceksiniz. Fenerbahçe gitti bir sporcu aldı. İşte Atilla Salah'ı 2 milyon euroya aldı. Ama %10'u geçti. Evet. Şimdi bu zarar olarak başkanın cebine mi yazılıyor? Yani başkan hapis cezası mı alacak bu transferi yaptı diye? Hayır. Bu transferi yaptı. Zarar etti. Satamadı. Cebinden ödemek zorunda. Ödeyemedi. Mal varlığı yetişmedi. Hapis cezası. İşte burada hapis cezası işin içine giriyor. Anladınız mı arkadaşlar? Yani burada hapis cezası giriyor. Yani Uzun lafın kısası. Hocam peki Atilla Salah'ı 2'ye aldı. 50'ye sattı. 48 kar. Evet. Total bütçeye 48 milyon euro ekleniyor. Yani 48'in %10'unu daha ekle. Yaklaşık 53 milyon euro. 53 milyon euro harcama şeyi gelmiş oluyor. Yani başkanların tek atması gerekiyor. Arda Güler çıktı. Muhammed Gümüşkaya çıktı. Satması lazım. 7'ye, 8'e, 10'a, 15'e, 20'ye, 30'a. Anladınız mı? Yani burada başkanlara diyor ki durum bu. Yani sizin anlayacağınızı anlatayım. Fenerbahçe tabirini anlatıyorum. Ali Koç gidip de çeri çöpü toplayamayacak kulübe. Toplayamayacak. Getirdiği adama Lemos'a ben kefilim. Yani Lukano olacak diyorlardı ya. Sonradan da dediler. Hangi namussuz dedi ya. Kimse kefil mefil değil. Topçu mopçu değil ya dediler ya. Şimdi getiriyorsan kefil olmak zorundasın. Ya da tutmak zorunda. Hocam tutmama imkanı da var. Evet var. Mesela Galatasaray. Vurgun yedi Hacı'den. Yazın vurgun yedi o. Çekildi ha bir daha topçu mu Allah aşkına? Biz Galatasaray'da kimleri izledik ya? Onlar topçu mu? Vurgun yedi. Burak Elmas yönetimi kaçma peşindeler. Hiç haberiniz yok sizin. Kaçma peşindeler. Ya. Ha başkaları da gelmiyor. Niye gelsin? Gelecek. Şimdi eskiden nasıl şampiyon oluyordun? Fenerbahçe'nin maçına geldin. Süper. Bir tane oradan çek. Edison Cavani. Çektim. Bir tane çek oradan Samir Nasri. Çektim. O Hatem Ben Arfa kulübüyle boşlamış. Çektim. Taraftar kombine alsın. Değil mi? Taraftar oradan kombine alsın. Oo, o, parayla malı götür. Şampiyon olursan. Ne hala şampiyonlar ligine direkt gidiyorsun. Şimdi gidemiyorsun da. Vallahi akıl işi değil kulüp başkanlığı şu anda. Şu anda kulüp başkanlığı akıl işi değil. Ya hani Ali Koç için diyorlar ya. Cebinden para veriyor. Sponsor oluyor. Şimdi göreceğiz cebinden para veriyor mu vermiyor mu. Asıl mesele burası. Asıl olay burası burası. Çaktınız mı köfteyi? Çaktınız. Asıl olay burası. Asıl olay burası işte. He hocam o zaman kulüpler yanlış yapıyorlar. Ya kulüpler de kendi çapında adamlar diyor ki ben Fenerbahçe yıllarca şampiyon olamıyor. Ne yapmam lazım? Ya yani davumu getirmem lazım. Şey lövü getirmem lazım. Şimdi lövü getiremeyecek, dav mu getirecek? İsmail Kartal'ı getirecek. Bu yasa çıkarsa löv mü beklemeyin. Galatasaray'la Beşiktaş'la bak Beşiktaş'ın şey yaptığı, araştırdığı forvetleri söylüyor arkadaşlar. Hocam diyor çok çöpleri araştırıyor diyor Beşiktaş diyor. Öyle saçma sapan forvetleri araştırıyor ki diyor. Aklın diyor. Bilmiyor ki garibim. Fenerbahçe'nin de getirip getirebileceği o. Bak ben size şunu söylüyorum. Şu anda bu yasa çıkarsa en şanslı Fenerbahçe. En şanslı Fenerbahçe. En 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 şanslı Fenerbahçe. Niye? Kimseyi satma. Hiç kimseyi satma. Bir kişiyi bile satma. Kardasın. Üç kişiyi beş kişiyi sat. Kardasın. Demiş şu anda mesela 20'ler 25'ler konuşuyor. En karlı takım Fenerbahçe. Yani satabiliyorsan sat. Ee, karlı duruma düş. Satamıyorsan Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Trabzon'da küçülecek, küçülmeye gidecek. Trabzon 50 tane adam aldı. Onların parasını neyle verecek? Neyle verecek? Yani ee, hep birlikte bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Herkes küçülmeye gitmek zorunda ya da kulüpler satılmak zorunda. Satılırsa, hocam kulüp satıldı. Mesela Ali Koç o zaman sorumlu mu? Değil. Yani değil. O zaman Ali Koç sorumlu değil. Kulüp satılırsa zaten Ali Koç kalmaz. Ali Koç kulübü satın aldı. İşte bir de o kısmı konuşalım. Ali Koç gitti kulübü satın aldı. Hocam yıllarda da bilerek düşük Performansta tuttu kulübe. Dedi ki ulan dedi ben bu kulübü satın alacağım. Düşük performansta dursun. Parayı basar alırım dedi. Tamam. Şimdi yine mi sorun değil? Kulüp kendinin. Kim karışabilir? Kim karışabilir? Eğer borca batık haciz yerse... E, neydi tasarruf mevzuatı? Sigorta fonuna devredilir. O yüzden de... Yani başarılı olmak zorunda. Yani ben bu kulüpler yasasına Fenerbahçe'nin... Bile bile isteye isteye... Hani şey gibi... Ee, bizim bir akraba var. Kuzenim olur. İşte su böreğini çok severiz onunla. Yaparlar su böreği biz şey deriz. Ya bu da yenmez de neyse hadi getirin bakalım madem yapmışsınız yiyelim deriz. Halbuki bayılırız yani. Kafayı yeriz. Kıymalı su böreğine kafayı yeriz. Aynen bu da onun gibi olmuş. Allah sonumuzu hayır etsin. Bakalım bekleyip göreceğiz arkadaşlar. E, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Uzun oldu ama inşallah size süreci tam anlattım. Bak kafalardaki bütün sorular gitmiş olması lazım. İnşallah da götürmüşümdür. Bu <laughs> kusura bakmayın. Bu şerefsizde namuslular mevzusunda haberim yok. <laughs> Bilsem bile konuşmam. Ben siyasetten uzağım. Rabbim beni siyasetten siyasete benden uzak tutsun. En nefret ettiğim şeydir. Benim gözümün önünde kardeş kardeşe ana avrat küfür ettiği için hayatım hoca yanaşmam ya da Seçimlerde görev aldığımız zaman sabah bir tanesi gelir yanımıza, o partiye söver, bu partiye söver. Akşam olduğu zaman arar, müjde verir. Şu kadar oy aldık buradan diye. İnsanımız maalesef siyasetle birbirini tuzağa düşürme peşindeler. <laughs> Rabbim kadınların şerrinden ve siyasetin şerrinden hepimizi muhafaza etsin. En çok beni, sonra sizleri muhafaza etsin. En çok sizleri, sonra beni muhafaza etsin. İki şekilde de dua ediyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.